dolandırıcılık pozitif bilimlerden biri. Dolandır, hadi dolandır, cadalozları, avareleri kandır. Dünyada şimdiye kadar iki Jeremy görülmüştür. Bu Jeremy'lerden biri tefecilikten şikayet eden bir kitap yazdı ve adı Jeremy Bentham'dı. Bay John Neal'in hayran olduğu biridir. Küçük bir şekilde büyük bir adamdı. Diğeri ise pozitif bilimlerin en önemlisine ismini verdi ve büyük bir şekilde büyük bir adamdı. Hatta olabilecek en büyük şekilde büyüktü. Dolandırıcılığın ya da dolandırmak fiilinden türetilmiş soyut kavramın anlamını herkes bilir. Ama eğilimin kendisini yani dolandırmayı tanımlamak güçtür. Ancak dolandırmayı kendi başına ele almak yerine İnsan dolandıran hayvandır dersek belki meseleyi biraz olsun kavrayabiliriz. Plato bunu anlayabilse tüyleri yolunmuş tavuk meselesinde küçük düşmezdi. Plato'ya oldukça yerinde bir soru sormuşlar. Tüyleri yolunmuş bir tavuk açıkça iki ayaklı tüysüz bir hayvan olduğuna göre onun tanımına göre bu tavuk da insan sayılmaz mı? Ama benzer bir soru soracak değilim. İnsan dolandıran hayvandır ve insandan başka dolandıran hayvan yoktur. Bir kümes dolusu tüyleri yolunmuş tavuk bir araya gelse de bunu başaramaz. Aslında dolandırıcılığın özünü, temelini, ilkesini teşkil eden nitelik sadece ceket ve pantolon giyen hayvanlara özgüdür. Karga çalar, tilki aldatır, gelincik kurnazlıkla yener. İnsansa dolandırır. Dolandırmak insanın alın yazısıdır. İnsan hüzünlenmek için yaratılmıştır der şair. Hayır, insan dolandırmak için yaratılmıştır. Bu onun amacı, hedefi, niyetidir. Bu yüzden bir insan dolandırınca işinin bittiğini söyleriz. Dolandırıcılık aslında bir bileşiktir. Bileşenleri küçük çaplalık, ilgi, sebat, hünerlilik, Korkusuzluk, soğukkanlılık, özgünlük, küstahlık ve sırıtmaktır. Küçük çaplılık. Dolandırıcımız küçük çapta çalışır. Ufak tefek işler yapar, perakende çalışır. Nakit parayla ya da tedavüldeki kağıtlarla iş yapar. İşlerini büyütmeye kalkışırsa dolandırıcı olmaktan çıkar ve yatırımcıya dönüşür. Yatırımcının dolandırıcıdan tek farkı çok daha büyük çapta işler yapmasıdır. Bu yüzden bir dolandırıcı kendinden menkul bir banker olarak görülebilir ya da mali bir operasyon devasa bir dolandırıcılık olarak görülebilir. Bankerle dolandırıcıyı kıyaslamak Homeros'u Flakus'la, bir mamutu bir fareyle, bir kuyruklu yıldızın kuyruğunu bir domuzunkiyle kıyaslamak gibidir. İlgi dolandırıcımızı kendi çıkarlarına duyduğu ilgi yönlendirir. Sadece dolandırmak adına dolandıranları hor görür. Onun bir hedefi vardır. Kendi cebi ve sizinki. Hep en büyük fırsatı yakalamak ister. Hep bir numara olmaya bakar. Siz iki numara olduğunuzdan kendi kendinize bakmanız gerekir. Sebat Dolandırıcımız sebatkardır. Cesareti çabuk kırılmaz.'' ne olursa olsun umudunu yitirmez ve hedefine ulaşma çabasını sürdürür. Köpek nasıl yağlı bir kemiğin peşinden ayrılmazsa işte öyle ta ki istediğini elde edene kadar. Hünerlilik Dolandırıcımız hünerlidir, oldukça yapıcıdır. Kumpas kurmaktan anlar, icatlarda bulunmakta ve herkesi atlatmakta ustadır. İskender olmuştur bir kere olamasaydı Diyojen olurdu. Dolandırıcı olmasa patentli fare kapanı imalatçısı ya da alabalık avcısı olurdu. Korkusuzluk Dolandırıcımız korkusuzdur, gözü pektir. Afrika'yı savaşa sokabilir. Saldırılarıyla her şeyin üstesinden gelir. Aptal papaz Freyheren'in hançerlerinden korkmaz. İngiliz eşkıya Dick Turpin biraz daha tedbirli olsa, İrlanda milliyetçisi Daniel O'Connell biraz daha az yağ çekse, İsveç kralı 12. Charles'ın biraz daha fazla beyni olsa bu adamlar iyi birer dolandırıcı olurdu. Soğukkanlılık Dolandırıcımız soğukkanlıdır, asla heyecanlanmaz, asla heyecanlanmamıştır, asla telaşa kapılmaz, asla canı sıkılmaz, kapı dışarı edilse bile tepkisizdir, bir salatalık gibi tepkisizdir, sakindir, Lady Berrie'nin gülümseyişi gibi sakindir, rahattır. Eski bir eldiven gibi, eski liman kenti Baye'nin genç kızları gibi rahattır. Özgünlük. Dolandırıcımız özgündür. Özgün olması doğası gereğidir. Bu konuda çok hassastır. Fikirleri kendisine aittir. Başkalarının kileri kullanmaya tenezzül etmez. Bayat numaralardan hiç hoşlanmaz bir cüzdanı çalarken kullandığı yöntemin daha önce kullanıldığını öğrense eminim cüzdanı geri verir. Küstahlık. Dolandırıcımız küstahtır. Kasıla kasıla yürür. Ellerini cebine sokar, dirseklerini açar. Size dudak büker. Tarlalarınızı çiğner. Yemeğinizi yer, şarabınızı içer, sizden borç alır, burnunuzu çeker, kanişinizi tekmeler ve karınızı öper. Sırıtmak. Gerçek bir dolandırıcı günün sonunda sırıtır. Bunu kendisinden başka kimse görmez. Günlük işleri bitince, geceleri odasında yalnızken sırf kendini eğlendirmek için sırıtır. Evine gider, kapısını kilitler, soyunur, mumu söndürür, yatağa girer. Başını yastığa koyar. Bütün bunları yaptıktan sonra sırıtır. Bu bir varsayım değildir, gerçektir. Deneye dayanmaksızın mantık yürütüyorum, sonunda sırıtmazsa bir dolandırıcılık dolandırıcılık sayılmaz. Dolandırıcılığın kökeni epey eskilere dayanır. Belki de ilk dolandırıcı Adem'dir. Her halükarda dolandırıcılık biliminin epey eski olduğu kesindir. Ancak dolandırıcılık kalın kafalı atalarımızın hayal bile edemediği kadar kusursuzlaştırılmıştır çağımızda. Bu yüzden eski bilinen numaraları bir kenara atıp çağdaş örnekleri ele alacağız. Örneğin şu iyi bir dolandırıcılık örneğidir. Kanepe almak isteyen bir ev kadını kanepe satan pek çok dükkana girip çıkar. Sonunda karşısına içinde türlü türlü kanepeler bulunan bir dükkan çıkar. Kapıda duran nazik ve konuşkan bir kişi yanına gelip onu içeri davet eder. Kadın istediği gibi bir kanepe bulur ve fiyatını sorar. Beklediğinden en az yüzde yirmi daha düşük bir fiyat söylenince şaşırır ve sevinir. Hemen kanepenin bedelini öder, fatura ve makbuzunu alır, adresini verir ve mobilyanın evine mümkün olduğunca çabuk gönderilmesini talep eder. Dükkancı onu yerlere kadar eğilerek uğurlar. Gece olur, kanepe hala gelmemiştir. Ertesi gün geçer, kanepeden hala eser yoktur kadın gecikmenin sebebini öğrenmek için bir uşak gönderir dükkana. Uşak alışverişin yapıldığının inkar edildiği cevabıyla döner eve. Kanepe satılmamış, kimse para almamıştır. Kısa bir süre için dükkancı rolü yapmış olan dolandırıcı dışında. Kanepe satan dükkanlar genellikle boş bırakılır. Bu yüzden böyle bir numaranın yapılması kolaydır. Kanepelere bakmaya gelen bir sürü insan görünmeden içeri girip çıkar bir mobilya satın almak ya da fiyatını öğrenmek isteyen biri olursa oradaki bir çanı çalar. Örneğin şu da oldukça iyi bir dolandırıcılıktır. Kılığı kıyafeti düzgün biri bir dükkana girer. Bir dolarlık alışveriş yapar. Cüzdanını başka bir ceketin cebinde bırakmış olduğunu anlayınca canı sıkılır. Dükkancıya neyse boş verin der. Paketi evime gönderirsiniz. Ama bir saniye cüzdanımda beş dolardan ufak para yok. Ama paketle birlikte 4 dolar para üstü gönderebilirsiniz. "Tabii efendim der dükkancı, müşterisinin düşünceliliğinden oldukça etkilenmiştir. Vay be" der kendi kendine. Başkası olsa paketi alıp parasını öğleden sonra vereceğini söyleyerek çekip giderdi. Bir çocukla paketi ve bozuk parayı gönderir. Yolda çocuğun karşısına tesadüfen müşteri çıkar. "Aa bu benim paketim" der. Eve çoktan gönderildi sanıyordum. Neyse hadi git. Karım bayan Trotter sana beş dolar verecek. Ona tembih ettim. Ama paranın üstünü bana ver. Postaneye gidiyorum da bozukluğa ihtiyacım var. Harika. Bir, iki, bu para sahte olmasın. Üç, dört, tamam. Bayan Trotter'a yolda benimle karşılaştığını söylersin. Hadi çabuk ol. Yolda sakın oyalanma. Çocuk kesinlikle oyalanmaz.'' Ama dükkana epey geç döner çünkü bayan Trotter diye bir kadın bulamamıştır. Ama en azından parayla birlikte paketi de verecek kadar aptal olmadığını düşünerek avunur. Dükkana kendinden memnun bir edayla girer ve patronu bozukluklara ne olduğunu sorunca çok incinir ve bu haksızlığa öfkelenir. İşte size çok basit bir dolandırıcılık. Yola çıkmak üzere olan bir geminin kaptanının yanına memur görünüşlü bir adam gelir ve oldukça düşük bir kamu hizmetleri faturası verir. Kaptan hem bu kadar ucuza kurtulduğuna memnundur hem de o sırada yapması gereken bir sürü iş olduğundan kafası karışıktır. Bu yüzden faturayı hemen öder. 15 dakika sonra yanına bir başkası gelip daha yüksek bir başka fatura verir sonunda ilk gelenin dolandırıcı olduğu anlaşılır. Buna benzer bir başka örnek şudur. Bir istimbot iskeleden ayrılmaktadır. Bir yolcu elinde bir bavulla iskeleye doğru hızla koşmaktadır. Birden durur, eğilir ve yerden heyecanla bir şey alır. Bu bir cüzdandır. Cüzdanını kaybeden var mı diye seslenir. Kimse yanıt vermez. Ancak cüzdanda büyük miktarda para olduğu anlaşılınca herkes heyecanlanır ama gemi gecikmeden yola çıkmalıdır. Kalkıyoruz der kaptan. Tanrı aşkına birkaç dakika durun der cüzdanı bulan kişi. Cüzdanın sahibi şimdi çıkar. Duramam diye karşılık verir kaptan. Alarga! Ne yapsam diye sorar cüzdanı bulan kişi. Canı çok sıkılmış gibidir. Yurt dışına çıkıyorum. Birkaç yıl dönmeyeceğim. Bu kadar çok parayı alıp götürmeye de vicdanım el vermez. Afedersiniz bayım, iskeledeki bir adamla konuşmaya başlar. Dürüst birine benziyorsunuz. Lütfen bu cüzdanı alır mısınız? Size güvenebileceğimi biliyorum. Lütfen sahibini bulun. Görüyorsunuz ya burada epey yüklü bir meblağ var. Eminim sahibi sizi zahmetiniz için ödüllendirecektir. Ben mi? Hayır, sizi ödüllendirir. Cüzdanı bulan sizsiniz. Valla madem ısrar ettiniz ben de küçük bir ödül kabul edebilirim. Maksat içiniz rahat olsun. Şimdi bir bakalım. İyi ama bunların hepsi yüzlük. Vay be yüz dolar alamam çok fazla olur. Bana elli yeter. Alarga der kaptan. Ama elliliğim yok üstünü veremem. En iyisi siz alarga der kaptan. Boş ver der son bir iki dakikadır kendi cebini araştırmakta olan iskeledeki adam. Boş ver bende var al sana bir ellilik fırlat cüzdanı cüzdanı bulmuş olan vicdanlı kişi 50 doları istemeye istemeye alır ve iskeledeki adama cüzdanı atar. Bu arada istimbot hareket etmiş, suları fışırdatarak yola çıkmıştır. Yarım saat sonra cüzdandaki paraların sahte, yapılan dolandırıcılığınsa gerçek olduğu anlaşılır. Bu da cüretkarca bir dolandırıcılık örneği. Belirli bir yerde bir dinsel kamp toplantısı ya da benzeri bir şey yapılacak diyelim. Buraya gitmek için parasız bir köprüden geçmek gereksin. Bir dolandırıcı köprünün başına kurulur ve geçmek isteyen herkese son derece saygılı bir tavırla yeni eyalet yasasını anlatır. Bu yasaya göre yayalardan 1 sent, atlarla eşeklerden 2 sent ve benzeri geçiş ücreti alınacaktır. Homurdananlar olsa da sonunda hepsi geçiş ücretini öder dolandırıcımız alnının teriyle kazandığı 50-60 dolarla evine döner. Kalabalık bir gruptan geçiş ücreti almak oldukça zahmetli bir iştir. İşte size mükemmel bir dolandırıcılık. Bir dolandırıcı tanıdığı birine bir borç senedi vermiş. Senetteki mutat kırmızı noktalı yere imzasını atmıştır. Bu senedin boş olanlarından bir iki düzine satın alır ve her gün bunlardan birini çorbasına batırarak köpeğini senetlere atlamaya alıştırır ve en sonunda da lezzetli bir lokma olarak köpeğe yedirir. Köpek buna alışınca dolandırıcı onu yanına alarak tanıdığına gider ve borcunu ödemek istediğini söyler. Arkadaşı senedi yazı masasından çıkartır. Tam dolandırıcıya uzatırken köpek sıçrayıp senedi kapar ve mideye indiriverir. Dolandırıcı köpeğinin bu tuhaf davranışı karşısında hem şaşırır hem de öfkelenir alacaklısına borçlu olduğunu kanıtlayan belgeyi görür görmez borcunu ödeyeceğine söz verir. Şu oldukça küçük çapta bir dolandırıcılıktır. Bir dolandırıcının suç ortağı sokakta bir hanımefendiye hakaret eder. Dolandırıcı hemen hatunun yardımına koşar ve arkadaşını sille tokat döver. Sonra kadını evine kadar götürmekte ısrar eder.'' evinin kapısına gelince elini kalbine koyarak eğilir ve hanımefendiye son derece kibar bir tavırla veda eder. Kadın kurtarıcısını ısrarla içeri davet eder. Onu abiyi ve babasıyla tanıştıracaktır. Adam bu teklifi iç çekerek geri çevirir. Acaba diye mırıldanır kadın, minnettarlığımı ifade etmemin başka bir yolu yok mu? Elbette var. Bana birkaç şilin borç verir misiniz? Şaşıran hanımefendi önce oracıkta düşüp bayılmaya karar verir ama durup bir düşündükten sonra cüzdanını açar ve birkaç şilin çıkarır. Dediğim gibi bu küçük çapta bir dolandırıcılıktır çünkü paranın yarısı kadını hakaret etme ve ardından dayak yeme zahmetine girmiş olan adama verilir. Şu da oldukça küçük çapta ama yine de bilimsel bir dolandırıcılıktır. Dolandırıcı bir meyhanenin barına gider ve birkaç puro ister. Proları alınca biraz inceler ve ardından bu proları beğenmedim al şunları. Yerine bir bardak konyak ve su ver der. Konyakla su getirilir. Dolandırıcı bunları içtikten sonra kalkıp kapıya yönelir. Barmen arkasından seslenir. Konyakla suyun parasını vermeyi unuttunuz. Konyakla suyun parasını mı? Sana konyakla suyun yerine proları vermedim mi? Daha ne istiyorsun? Ama proların da parasını vermediniz. Ne demek istiyorsun Dürzü? Prolarını geri vermedin mi? Na işte orada durmuyorlar mı? Almadığım şeyin parasını mı ödeteceksin bana? Şaşıran barmen ama efendim diye geveler ama efendim sakın beni kandırmaya kalkma diye sözünü keser dolandırıcı. Çok içerlemiş olduğu bellidir. Yabancıları nasıl dolandırdığınızı iyi bilirim. Kapıyı çarparak çıktıktan sonra kaçar. İşte hem zekice hem de basit bir dolandırıcılık. Biri gerçekten para çantasını ya da cüzdanını kaybetmiştir. Kaybeden kişi büyük bir şehirdeki günlük gazetelerden birine ayrıntılı bir kayıp ilanı verir. Dolandırıcımız bu ilandaki olguları olduğu gibi bırakır ama başlığı, ifade tarzını ve adresi değiştirir. Diyelim ki asıl ilan gereğinden fazla uzundur. Başlığı Kayıp Cüzdandır ve içinde cüzdanın bulununca Tom sokağa numara 1'e getirilmesi yazılıdır. Kopyası kısadır. Başlığı kayıptır. Ve içinde cüzdanın Dik sokağa numara 2'ye ya da Harry sokağa numara 3'e getirilmesi yazılıdır. Üstelik o günün 5-6 günlük gazetesine birden verir ilanı. Diğerinden sadece birkaç saat sonra yayımlanır. Cüzdanını kaybeden adam okusa da bunun kendi başına gelen talihsizlikle ilgisi olduğunu anlamaz. Ama cüzdanı bulan kişi altı vakadan beşinde onu gerçek sahibine değil de dolandırıcıya teslim edecektir elbet. Dolandırıcı ödülü verir, kalan parayı cebine atar ve sıvışır. Benzer bir dolandırıcılık da şudur. Zengin bir kadın sokakta çok değerli bir elmas yüzük düşürmüştür bulana 40 ya da 50 dolar ödül verecektir. İlanında yüzüğü ayrıntılarıyla tasvir eder ve bilmem ne sokağa numara bilmem kaça getirene ödülü hiç soru sormadan hemen vereceğini söyler. Bir iki gün sonra bilmem ne sokağa numara bilmem kaçın kapısı kadın evde yokken çalınır. Kapıyı bir uşak açar. Hanımının dışarıda olduğunu söyler. Bunun üzerine ziyaretçi şoke olur ve buna çok üzüldüğünü söyler. Hanımefendiyi ilgilendiren çok önemli bir iş için gelmiştir. Açıkçası elmas yüzüğünü bulmuştur. Ama belki daha sonra gelmesi daha iyi olacaktır. Kesinlikle hayır der Uşak. Kesinlikle hayır der. Uşağın hemen çağırdığı hanımefendinin kız kardeşi ya da görümcesi yüzüğü görünce sevinç çığlıkları atarlar adama ödülünü verirler ve onu neredeyse ite kaka gönderirler. Hanımefendi eve dönünce kız kardeşiyle görümcesine biraz kızar çünkü elmas yüzüğünün bir taklidine 40 ya da 50 dolar vermişlerdir. Yalancı altından ve kurşun katılmış cam hamurundan yapılmış bir taklittir bu. Ama dolandırıcılıktaki bu bilim dalındaki varyasyonların yarısına bile değinmeye kalksam bu yazının sonu gelmez.'' Bu yüzden makalemi artık bitirmek zorundayım. Bitirirken de geçtiğimiz günlerde şehrimizde yapılan ve daha sonra Birleşik Devletlerin daha toy eyaletlerinde de tekrarlanan iyi ama oldukça karmaşık bir dolandırıcılığı kısaca anlatsam iyi olacak. Oldukça yaşlı bir adam meçhul bir yerden şehre gelir. Son derece titiz, ölçülü ve ağırbaşlı bir havası vardır. Aslında zengin aklı başında işini bilen ve saygıdeğer bir iş adamına fevkalade benzemektedir. Komedilerde rastlanan türden dışı sert içi yumuşak adamlara, sözü senet olan, hayırseverlik adına avuç avuç para dağıtırken bir yandan da kuruşun hesabını yapan insanlara. Pansiyon ararken çok seçici davranır. Çocukları sevmemektedir. Sessizliğe düşkündür. Düzenli alışkanlıkları vardır küçük, dindar bir ailenin pansiyonunda kalmak istemektedir. Her koşula razıdır ama kirasını her ayın birinde ödemekte ısrar eder. O gün ayın ikisidir. Sonunda aradığı gibi bir pansiyoncu bulunca kadından hem bu konudaki talimatlarını ne olursa olsun unutmamasını hem de her ayın birinde saat sabahın tam onunda kira faturasını makbuzuyla birlikte göndermesini bunu ne olursa olsun ayın ikisine ertelememesini rica eder. Bu konuda anlaşıldıktan sonra iş adamımız şehrin gözde olmaktan çok seçkin semtlerinden birinde bir ofis kiralar. Hayatta en tiksindiği şey gösteriştir. Fazla gösterişli şeylerin içi genellikle boştur der. Bu laf ev sahibesini öyle derinden etkiler ki kadın bu vecizeyi hemen büyük aile inciline Süleyman'ın değişlerinin bulunduğu sayfaya yazar. Bir sonraki adım ilan vermektir şehrin belli başlı ucuz gazetelerine ilan verir. Pahalı olanlar seçkin değildir ve bütün ilanların parasını peşin almaktadır. İş adamımızın prensibi ise önce iş, sonra paradır. Aranıyor bu şehirde faaliyete başlayacak olan büyük bir şirket için 3-4 zeki ve tecrübeli yardımcı aranıyor. Dolgun maaş verilecektir adaylar yetenekten çok namusluluk konusunda iyi referanslar gösterebilmelidir. Bu kişilerin elinden büyük meblalar geçeceğinden işin sorumluluğu büyüktür. Bu yüzden işe alınan kişilerden 50'şer dolarlık depozit alınacaktır. Bu meblağı ödeyemeyecek ve namuslu olduklarına dair iyi referanslar gösteremeyecek kişiler lütfen başvurmasın. Dini bütün gençler tercih edilecektir. Başvurular gündüz saat 10-11 ve 4-5 arasında şu baylara yapılmalıdır. Box, Hawks, Lox, Frogs ve ortakları. Numara 110, Dog Sokağı. Ayın 31'ine kadar Box, Hawks, Lox ve Frogs adlı bayların ofisine 15-20 dini bütün genç gelir. Ama iş adamımız hiçbirini işe alma konusunda acele etmez. Bir iş adamı asla acele etmez. Bu genç adamları işe almadan 50 dolarlarını sadece Box, Hox, Lox ve Frox'un saygıdeğer şirketlerini korumak için bir tedbir olarak almadan önce onların dindarlıklarından emin olmalıdır. Ertesi ayın ilk gününde ev sahibesi verdiği sözü tutamaz. Yani kira faturasını zamanında getiremez.'' adları Ox olarak biten o bayların firmasının başkanı olan iş adamı, kadını bu yüzden öfkeyle azarlardı şüphesiz. Şehirde bir iki gün daha kalmış olsaydı tabii. Polisler adamı her yerde arar durur. Ama ellerinden gelen tek şey iş adamının bir düzenbaz olduğunu ve hiçbir yerde bulunamadığını vurgulamaktır. Bu arada o gençlerin hiçbiri artık eskisi kadar dini bütün değildir ev sahibesi ise bir şiline kıyıp bir silgi alarak Salahan tekinin büyük aile inciline Süleyman'ın değişlerinin bulunduğu sayfaya yazmış olduğu yazıyı özenle siler. Edgar Allan Poe